عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر'dan rivayetun hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Selâsetun alâ kısbânil misk. Arahu kâle yevmel kıyâme abdun." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem buyuruyor ki üç kişi var ki bu üç kişi kıyamet gününde güzel kokulu misk kümesinin üzerindedir diyor. Üç kişi. Gençler, talebeler iyi dinleyin bak. Bu üç kişinin içinde olmaya gayret edin. Üç kişi kıyamet gününde diyor şöyle şöyle köme olur, dağlar olur ya, dağların küçüklerine biz köylerde köme derdik. Öyle kümeler olur. O kümeler de miskten olur. Misk gibi kokar yani. İşte diyor bu üç kişi o köme kıyamette o misklerin üzerinde olur. Kimmiş onlar arkadaşlar? Birincisi Abdun edda hakkallahi ve hakka mevalihi. Bir işçi ki hemen kendi işvereninin işini şey yapmıyor, kötüye vurmuyor yani. Hemen işçinin işvereninin işini gereğince yerine getiriyor. Mesai saatine, çalışma saatine, ondan sonra aletlerine, her şeyine yerine getiriyor. İkincisi de aynı zamanda da ezan vakti olduğu zaman, ibadet vakti olduğu zaman Allah'ın hakkını da yerine getiriyor. Adama bakıyorum. Tabii adamın namazda, ibadette yönü yoksa adam diyor ki ya hocam işverenim işte şöyle yapıyor, işverenim böyle yapıyor. Ya o işverenin sana yemek için vakit vermiş. Yemek vakti olduğu zaman hiç kısa kırmıyorsun, geliyorsun karnını güzelce doyuruyorsun. Halbuki aynı vakit içinde bir insanın öğlen namazı veya bilemediğin ikindi namazı kaç dakikasını alır ki? En takvalıdırsa bir adam 10 dakika 15 dakikasını alır. Hemen Allah-u Teala'nın hakkını verip ibadetini, kulluğunu yaptığı zaman hem de işverenin hakkını yerine getirdiği zaman, çünkü düzgün çalışmazsa arkadaşlar iş yerinde, yani gençler yarın hayata atılacaksınız, çocukları hep size kulağınıza küp olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir işini sağlam ve temiz yapanını Allah sever diyor bak. İşini sağlam ve temiz yapan Allah sever. İşinizi sağlam ve temiz yapacaksınız. Ve aynı zamanda da eğer o mesai saati içerisinde size verilen hakka riayet etmeyip o mesaiyi boş yere geçirirseniz evinize götürmüş olduğunuz rızık da çok önemli. Onun hakkını vermediğiniz zaman eve de helal rızık götürmemiş olur. Adam senin çalışmaya göre ay sonunda hiçbir şeyi kısa kırmıyor, ay sonunda hesabına maaşını yatıyor. Veya paranı veriyor neyle çalışıyorsan. Sen de o mesai saatlerine dikkat etmezsen eve götürdüğün rızıktan bile sorumlusun. Çünkü o eve hakkıyla, alın teriyle götürmemiş olursun. İkincisi وَرَجُلٌ اَمَّ قَوْمٌ وَرَجُلٌ اَمَّ قَوْمٌ وَهُمْ رَادُونَ. Bir imam ki, bir topluluğa imam olmuş, o cemaat de o imamdan razı yani. İmam cemaatten razı, cemaat de imamdan razı. Adam, bazı imamları görüyorum, insanlara öyle bir gayretli, öyle bir istekli çalışıyor ki maşallah hiç başka bir şeye gerek yok. Fakat bazı hocalar da, imamları da gördüğün zaman yani insanlar gelip zorla arkasında namaz kılıyor, çıktığı zaman kere ediyorlar. İmam da ne yapması gerekir? İmamlığının hakkını vermesi gerekir. Çünkü o girmiş olduğu mihrap, minber kimin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mihrap. Onun hakkını yerine getirmesi gerekir. İnsanlara güler yüzle, tebessümle, kırmadan, incitmeden, namazların hakkını riayet ederek, camiye riayet ederek, eğer cemaat de kendinden razı olursa diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne olur? O kişi kıyamet gününde misk kümelerinin üzerinde olur. Bu ikincisi وَرَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Bir de beş vakit namaza ezan okuyan müezzinler ne, bunlar da yine diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kıyamet gününde misk kümelerinin üzerindedir.